Arkadaşlar merhabalar bu videomda TYT AYT geometri konu anlatımında birinci haftanın son videosundayız yani üçüncü videodayız yani doğuda açılarda kaldığımız yerden devam edeceğiz örnek 17'deyiz İsterseniz başlayalım şekilde AB paralel ED verilmiş evet şunlar birbirine paralel verilmiş BCD 130 derece olarak verilmiş bir kağıt parçası gösterilmiştir diyor kağıt B noktasından katlandığında C eleman AB oluyor. Arkadaşlar B noktasından öyle bir katlama yapacakmışsın ki sen bunu böyle katladığın zaman bu çizgi nereye gelecekmiş arkadaşlar? Şu çizgi şuraya gelecekmiş. C eleman AB olacakmış. Eyvallah. Şöyleyken böyle oldu. Sonra ne diyor arkadaşlar? Sonra kağıt D noktasında katlandığında D noktasında katlandığında da C noktası da yine nereye geliyormuş arkadaşlar? Şu nokta hop katlandığında şuralara bir yere geliyormuş. Tamam. Şimdi katlamayı yapacağız. Buna göre katlama çizgileri arasında oluşan açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar Öncelikle ben bu soruyu nasıl yazdım? Onu söyleyeyim size. Eski nesil soruyu yeni nesil soruya çevirdim. Sonrasında nasıl çevirdiğimi de gösteririm arkadaşlar. İşte soru aynen böyleydi. Ben de bu şekilde aklıma geldi derim. İlk etapta tabii ki bu doğru açılarda yeni nesil soru sorulur mu hocam? Ee, Valla 2022 YKS'ye bakın. AYT sınavında geldi. Doğru açılarla ilgili M kuralı ile ilgili soru geldi gençler. Yani her yerden soru sorulabiliyor. Öncelikle tabii ki ilk etapta bu sorular size zor gelebilir ama sonrasında alışacaksınız. Çünkü ben size burada yeni nesil soru nasıl yazılır aynı zamanda onu da öğreteceğim. O anlamda rahat olun hiç sıkıntı yapmayın. İlk etapta tabii ki zorlanacaksınız. Belki katlamaların arasında bu da zor bir soru diyebiliriz. Ama geometride zor diye bir şey yok. Sonra alıştıktan sonra bu da size kolay gelecek. Sonra ilerleyen zamanlarda geriye dönüp yeniden bu soruya bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi sen bunu katlayacaksın. Hadi bakalım katlayalım. Gençler sen bunu böyle katladığın zaman şöyle katladığın zaman hop C noktası nereye geldi arkadaşlar? C noktası buradan buraya geldi. E, burada katlama çizgisi nasıl olacak o zaman arkadaşlar? Hop şöyle bir şey olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Katladığın zaman sen bunu böyle üst üste bindireceksin. Bak şimdi katladığın zaman hop şöyle üst üste binecek ya. Yani bu kenar buraya gelecek. Ya katlamada şu mantık önemlidir arkadaşlar. İlerleyen özellikle üçgende açıda bunu çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdiden altyapıyı sağlıyoruz. Katlamada üst üste binen kenarlar çünkü şöyle elimi katlıyorum. Bak üst üste binen eller ne oldu? Birbirine eşit. Böyle simetriği oldu. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit olur. Gençler sen bunu böyle katladığın zaman tam katlanmışını göstermeyeyim. Şu kenar şuraya geldi şu açıda buraya mı geldi o zaman arkadaşlar? Çünkü bunlar üst üste katlanıyor. Evet. E aynı şekilde burada da C noktasını katladığın zaman C buraya geliyormuş. Hadi bakalım bu buraya gelsin. Şöyle bir katlama yapacağım. Katlama çizgisinden bahsediyor. Katlama çizgileri arasındaki açıdan bahsediyor. O zaman ben bunu böyle katladığımda C noktası buraya geliyorsa bizim katlama çizgisi hop şöyle olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Tam katlanmışını gösterirsen kafanız karışacak. Şunu şöyle katladığında ne oldu arkadaşlar? Hop bu buraya geldi. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Dolayısıyla ne oldu? Katlama çizgileri arasındaki açılar açıortay oldu. Tamam önemli olan nokta buydu. Zaten ben bu soru eski nesil böyleydi arkadaşlar. Şu açıortay, şu açıortay, bu açıortaylar ortaylar arasında kalan burada kaçıyı sormuştum. E soruyu ne yaptık? Yeni nesil yaptık. Katlamayla açı ortay olduğunu fark etmenizi istedik arkadaşlar. Tamam. Evet şimdi son devamını getirelim. Bu katlama çizgiler arasındaki kaç kaç derece olabilir diyor. Dikkat edin olabilir diyor. Niye? Çünkü bu katlama çizgisi bir doğru, bu katlama çizgisi de bir doğru. İki doğru arasındaki açı şurası da olabilir, burası da olabilir. Ondan dolayı iki cevap olduğundan dolayı cevapta, da, soruda olabilirli diye soruluyor arkadaşlar bize. Neyse şimdi ne yapalım? İki paralel doğru var. Bir işlem yapamıyoruz. Ne yapacağız? Belki kalem ucu kuralından hocam toplamları 360 diyebilirsiniz ama boş ver. Ne yapıyoruz? Paralel doğruları uzatmak bir yöntem değil mi arkadaşlar? Şu paralel doğruyu uzatsak. Şu paralel doğruyu da uzatsak. Öncelikle bu açı ortaylarının olduğu açılara A desek. Şuraya da bir B desek. A hocam paralel doğruyu da uzatmama da gerek kalmadı aslında. Niye? Şuraya baktığım zaman benden burada kaç isteniyor ya. Dikkat dikkat. Şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. O zaman M kuralından dolayı. Şu A ile B'nin toplamı burası mıdır? Aynen öyle. Bazı arkadaşlar uzatıp şöyle yapabilir. Hocam burası 180 2a. Burası 180 eksi 2b. Şöyle m'den dolayı ikisinin toplamı 130 dersiniz. a artı b'yi bulursunuz. Dolayısıyla cevap çıkar. Ya da buradan böyle yapacağınıza yani bana kızacaksınız belki ama yani hocam sani sıfırdan anlatıyordunuz. Evet sıfırdan anlatıyoruz ama dörtgenin iç açıları toplamı nedir desem sıfırı yani sıfırdan anlatırım öğrenciye de 8. sınıftan ta ilkokuldan beri biliyorsunuz değil mi? Burada onu yapsak sanki daha kolay olacak arkadaşlar. Ama işte istersen şunları uzatıp 180 2 a 182 2 b şununla şunun toplamı 130'a eşit deyip a artı b'yi de bulabilirsin. Neyse buradan ben şu a, a artı b'yi yazınca ne fark ettim? Hocam şurada bir dörtgen var. Dörtgen açılar toplamı da nedir? 360 derecedir. Yani şurası a burası a artı b burası da b. Yani iki tane a iki tane b ve 130. 2A artı 2B artı 130 eşittir 360 olduğundan 2A artı 2B eşittir 230 yapar. A artı B de buradan kaç çıkar? 115 çıkar arkadaşlar. E zaten benden katlama çizgileri arasında kaç isteniyor? Yani cevap kaç yapacaktır? 115. Ama iki cevabı var. Dikkat. Cevabımız ya 115 ya da buradaki soru işareti olan yer ya da soru işareti olan yer nedir arkadaşlar? 180 eksi 115'ten kaç derece yapar arkadaşlar? 65 derece yapar. Cevap ya bu ya da bu arkadaşlar. Tamam. Örnek 17'nin iki cevabı var. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleriz. Evet gençler örnek 17'yi de böylelikle çözdük. Yeni nesil sorulara da yavaş yavaş alıştıracağım sizi. Doğruda açıda bile yeni nesil çıkıyor. Her zaman söylüyoruz. Geldik bir sonraki soruya. 18. sorudayız. Gençler böyle bir formül vardı hatırlarsınız. Ama gerek var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Sıkıştığımız zaman ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Sivrilen yerden paralel çiziyoruz hocam. Hocam zikzağı yapsak nasıl olur? Hani sağa bakan sola bakan ama burada bir sürü açı sağa bakıyor. Bir bu sola bakıyor. Bunların toplamı buraya mı eşitleyeceğiz? Hayır. Sistematik bir sırayla devam edecek değil mi? Mesela buradan başladın. Hocam sola bakan sonra sağa bakan. Burada sola bakan açısı lazım. Bak 360'a tamamlıyor. Ee, sonra sağa bakan burada da sola bakan açısı lazım. Bak bu sefer 360'a değil 180'e tamamlıyor. 30 deyip. Sağa bakan toplamları sola bakan toplamlarından yapabilirsin. Ama bunu da yapmaktansa bence şunu yapmak daha mantıklı. Hocam sivrilen yerden paralel çizelim. Hop çizdik. Hocam burada da çizelim. Hocam burada da çizelim. E olay bitti arkadaşlar. Bak burada ne var? Bir U kuralı var. Toplamları 180. Yani burası 30 derece. 150'nin 180'e tamamlayan 30. E tamamı bunun 140. O zaman buraya 110 kaldı. Hocam burası 110sa yine bu U kuralı var. Çünkü bunların hepsi birbirine paralel çizmiştik biz. E dolayısıyla 110sa 180'e tamamlayanı 70. E hocam tamamı 130. 130 değil mi burası? Evet 130. 130 ise buraya kaç kaldı? 60. Hocam U kuralı var. O zaman burası 120. 180'e tamamlayan açısı. Hocam burası 40 derece. E hocam U kuralı var deyip şurayı bulup buradan burayı bulabilirsiniz. Ama gerek var mı? Gerek yok. Çünkü burada da bir Z kuralı var mı arkadaşlar? Var. Yani burada kaç kaç yaptı? 40 yaptı. Formüle mormüle gerek var mı? Yok kardeşim. Gereksiz bilgilere gerek yok. Tamam mı gençler? Bu dediklerimi bilin yeterli. Evet. Örnek 18'in cevabı böylelikle 40 çıktı arkadaşlar. Geldik. Örnek 19'a. Evet gençler ne demiş? Şunlar birbirine paralel verilmiş. B, A ile D, E. Hmm. Paralel doğrular verilmiş ama bir iş yapamıyoruz. Paralel doğruları kullanamıyoruz. Ne yapacağız? Paralel doğruları şöyle bir uzatabiliriz. Açı ortaylar verilmiş. Şunlara bir kullanalım. A, A, diyelim. Şuraya da bir BB diyelim. Arkadaşlar 2A bu 80'i de kullanacağız. 80'e bakınca bak verilen bilgiyi kullanmak deyince 80'i kullanacağız ya. 80'e bakan insan olur. Şuradaki M'yi fark eder mi? Fark eder. Bak 80'i kullandığın için bu M'yi gördün. Normalde geometri görme işi değil. Bak 80'e yoğunlaştın. Aa hocam bir M var. Tamam verilen bilgiyi kullandın. E hocam bana buradaki açı ve buradaki açı lazım. E hocam buradaki açı zaten bakın. 2A ise burası 180 eksi 2A. Hocam burası 2B ise burası da nedir? 180 eksi 2B. Şöyle bir M kuralından dolayı 180 eksi 2A ile alt tarafta yazayım. 180 eksi 2B'nin toplamı ne yapıyor? 80 yapıyor. Eksi 2A ile eksi 2B'yi öbür tarafa atalım. 80'in bir tanesini buraya atalım. 180 eksi 80'den 100 geldi. 100 ile 180'i toplayınca 280 yaptı. 2A artı 2B olduğundan A artı B'de buradan kaç gelir? 140 gelir. Tamam. Bir tane A artı B'yi bulduk. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bundan sonrasında bir sürü yol var. Öncelikle şöyle bir şey dönüyor. Geometride onlarca yol var. Yüz farklı yolla geometriyi çözebilirsin gibi 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 şeyler söyleniyor. Evet kısmen doğru. Ama nerede doğru? Sadece doğru açılarda doğru arkadaşlar. Bir sonraki konulara geldiğiniz zaman üçgende açıda da kısmen böyle 10 farklı yolla çözebilirsiniz ama dik üçgene benzerliğe oraya buraya geldiğiniz zaman böyle 10 farklı yol yok. Ya 2, bilemedin en fazla 3 farklı yol var arkadaşlar. Haberiniz olsun. E burada çünkü ispat yöntemleri çok fazla olduğu için işte Z'yi kullanırsın, Z'yi kullanmazsan karşı durumları kullanırsın gibi gibi şeyler yaparak 10 farklı yola çekebilirsin. Şimdi burada ne yapacağız? Gençler burada dediğim gibi çok farklı yollar var. Ben size isterseniz burada birkaç tanesini göstereyim. Öncelikle hocam <laughs> şuraya baktığım zaman şu iki paralel doğru arasında Hocam şu doğru böyle gelmiş, bu böyle gelmiş, bu böyle gelmiş. Şurada bir zikzak var mı? Var. Ne yapacağız? Sağa bakan açılar, sola bakan açılar. Bakın şu paralel doğrular arasında neye bakacağız arkadaşlar? Sağa bakan, sola bakan. E, bir sistematik sıra lazım değil mi bunda? Tabii zikzada şöyle gösterelim isterseniz. Şöyle bir zikzaklama var arkadaşlar. Ya da testere var. Ne derseniz deyin. Hocam şuradan başlayayım mesela. Bu sola bakıyorsa sonraki sağa bakacak, sonraki sola bakacak, sonraki sağa bakacak. Yalnız sağa bakan açı 180 eksi A değil. Zikzaklama nerede? Şu mavi doğruda. Şu açının tamamına bakıp da ona göre sağa bakanlar toplamı sola bakanlar toplamı diyebilirsin. Birinci yol bu. Hemen gösterip sileceğim. Yani x artı b neye eşittir arkadaşlar? Şu. 180 x 2 ile a'nın toplamı 180 eksi a değil midir? 180 x a artı 80'e mi eşittir arkadaşlar? Evet. Buradan ne geliyor? Bakın eksi a'yı buraya attığımız zaman x artı a artı b eşittir. 180 artı 80'den 260 geldi. a artı b kaçtı gençler? a artı b'yi 140 bulmuştuk. E burası 140'sa x de buradan ne çıkıyor? 260 eksi 140 çıkıyor. Yani buradan x'i 120 derece olarak buluruz. Birinci yol bu arkadaşlar. İkinci yol. Hocam ikinci yol olarak da tamam bunu sildim. Şu çözüm kalsın burada. İkinci yol olarak da ne yapabiliriz? Ya böyle sıkıştığımız zaman ne yapıyorsak onu yapacağız sivrilen yerlerden paralel çizerek sonuca ulaşabilirsin kardeşim. Hocam ne var burada? Z kuralı var. B yaptı. Hocam burası 80 eksi B yaptı. Şöyle bir Z kuralı var. Hocam burası da 80 eksi B. Sonra burası A. E buradaki U kuralından burası da 180 eksi A yaptı. Bakın şöyle bakacak olursanız X açısı neye eşit oldu? Şu ikisinin toplamı. Yani X ikinci yol olarak da şöyle yazabiliriz. E 180 eksi A ile 80 eksi b'nin toplamı. 80 eksi b'nin toplamı neye eşit? x'e eşit. Buradan 260 eşittir. x artı a artı b yaptığından dolayı. Bakın a artı b yine aynı sonuç geldi. a artı b 140 ise 140 attık öbür tarafa. x'i de buradan kaç buluruz? 120 buluruz. İkinci yol olarak bu şekilde bir çözüm yapabiliriz. Hocam üçüncü yol ne yapabiliriz? Bazen biz üçgeni de bildiğimiz için hani üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Üçgen oluşturma yöntemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ve sadece paralel doğrular uzatma, sivrilen yerden paralel çizme gibi düşünmeyin. Biraz daha geniş düşünebilirsiniz. Üçgen de oluşturabilirsiniz. Nasıl mesela? Hocam şöyle yapıp da üçgen oluşur ama sanki şekil karışık olacak gibi. Şöyle şunu da uzatıp o şekilde de bir çözüm yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Sen bunu uzattığın zaman ne oluyor o zaman? Z'den dolayı hocam burası B yapıyor. A 80 ise burası da 100 yaptı. O zaman burada ne çıktı arkadaşlar? Bakın şurada bir dörtgen çıktı. Bu da üçüncü yol olsun. Üçüncü yolda dörtgenden de çözülebiliyor arkadaşlar. E dörtgenin de iç açıları toplamı 360 olduğunu biliyoruz. A, B, 100 ve X'in toplamı. A, B, 100 ve X'in toplamı. Kaç diyeceğiz? 360 diyeceğiz. A artı B kaçtı arkadaşlar? 140'tı. Çünkü burada bulmuştuk onu. E attık, burası 240 yaptı. 360 x de buradan 360 eksi 240 eşit oluyor. Yani x'i buradan kaç buluruz? 120 derece olarak buluruz. Daha onlarca yol sayabiliriz arkadaşlar. Ben bunu uzattım sen bunu uzatırsın. Ya da işte ne bileyim sivriler yerden paralel bir tanesini de çizersin. Şöyle m kuralı var hocam falan filan dersin. Bir sürü yol çıkar. Özellikle doğru da açılar Yeter ki yapmaya çalış. Sonuca mutlaka mutlaka ulaşırsın. Tamam. Dediğimi sakın ama sakın unutma. Hadi bakalım geldik örnek 20'ye. Evet yeni nesil bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ya yeni nesil dediğimiz ne? Şekilde bize verilenler direkt olmuyor arkadaşlar. Yani ne yapıyor? Bir ifadeyi burada gösteriyor. Bir birkaç şekil veriyor. Ondan sonra şekli sizin oluşturmanızı istiyor. Açıları sizin yazmanızı istiyor arkadaşlar. Yani senin biraz çaba göstermeni istiyor. Eskiden nasıldı? Eski nesil sorularda e, yine eski nesil soru çıkıyor mu? Çıkıyor. O da ayrı bir konu. Her zaman yeni nesil soruyla karşılaşmayacağız tabii ki. Eski nesil sorularda direkt karşımıza şeyler çıkıyor. Hani şekil veriliyor. Şekil üzerinde her şey var. Ama burada şekli senin oluşturmanı da isteyebiliyorlar arkadaşlar. Bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir panoya eşkenar üçgen ve ikizkenar dik üçgen. Bak dikkat edin. Daha bu tanımları görmedik ama eşkenar üçgen tanımını biliyorsunuz. Üçgende göstereceğim. <laughs> Yani bütün açılarımız kaçar derece arkadaşlar? 60'ar derece. Ve ikiz kenar dik üçgen diyor. İkiz kenar dik üçgende de kaçar derece buradaki açılarımız? 45, 45, 90 üçgeni. Evet. ikiz kenar dik üçgende 45, 45, 90. Dik üçgen şeklindeki tablolar birer kenarları panonun kenarlarına paralel. Bakın dikkat edin. Birer kenarları panonun kenarlarına paralel ve birer köşeleri çakışacak şekilde yapıştırılıyor. İşte bak birer köşeler çakıştırılmış. Birer kenarları da panonun kenarına paralel. Mesela şu kenarla şu kenar paralel. Bak bunda bu olamayacağına göre ya da şunla şu olamayacağına göre şunla şu paralel. E hocam bu da bir eşkenar üçgen. 60'ları yaz. Burada hangisi paralel? Hocam şunla şu paralel. Bitti. Şu paralelleri de böyle kullanırsak olay bitecek arkadaşlar. Verilen bilgileri kullanabildiğiniz zaman sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz diye her zaman söylüyoruz. Adam sana şu paralelliği vermişse bu paralelliği kullanacaksın kardeşim. Adam sana şu paralelliği vermişse bu paralelliği kullanacaksın kardeşim. Mesela sen bu paralelliği nasıl kullanırsın? Hocam şu paralelliği biz ne diyoruz? Paralel doğrular gördüğümüzde o paralel doğruyu uzatıyoruz değil mi? E hocam madem bunlar paralel. E burası 90 derece değil mi? Evet. Burası 90 derece değil mi? Dikdörtgen şeklindeki bir tablo olduğundan dolayı evet. Madem bunlar paralel, hocam burası da 90, burası da 90 mıdır? Evet. E hocam burası x kenarlı dik üçgenden burası 45 burası da 45 derece mi? Evet bunu da yazdık. Peki şu paralelliği de benim kullanmam lazım. Bunun için de yine çok farklı yollarla çözüm yapabilirsiniz bu arada. Hocam şu paralelliği ben nasıl kullanacağım? Yine paralel doğru uzatsam. Şöyle uzatsam. Hatta bunun devamını da böyle getirebilirsin kardeşim. Şu paralel doğruyu şöyle uzatsak. E paralel doğruyu böyle uzattığım zaman hocam ne çıktı burada? Bak şu paralel doğruyu uzattın. Şöyle bir şey çıktı karşına. Hocam bu paralel doğruyu sen uzattın ya. Şimdi adam sana bununla bunu paralel diyor. Boşu boşuna demiyor bunu, değil mi? Hocam şu paralelliğe bakacak olursak a 90'sa yöndeşlikten dolayı burası da 90 oldu mu? Oldu. Soru bitti mi? Bitti. Niye? 90 burası, burası da 90. Hocam 90 45 bak burada üçgenin bir iç açısı var. 45 90'sa buraya da kaç kalıyor? İç açılar toplamı 180 derece olduğundan 45 derece kalıyor. Hocam bizden alfa isteniyor. Bak şimdi alfaya e, burası da bir doğrusaldı. Şunu uzatmıştık. Burada bir doğru açı oluştu mu? Evet. Yani şu açının toplamı 60 ile alfanın bir de şurayı da 45 bulmuştuk. Ve 45'in toplamı kaç olmalı? 180. E buradan 60-45 daha 105. 180 eksi 105'ten cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 75 derece olarak buluruz. Soruya baktığın zaman çok ilginç bir soruymuş gibi gözükür. Ama için içine daldığın zaman bazı yeni nesil sorular çok kolay bir şekilde karşına çıkar. Hiç yeni nesil sorudan asla ama asla korkayım deme. Soruya dal. Çok daha rahat bir şekilde yapabilirsin arkadaşım. Tamam. Sizleri bu yeni nesil sorulara alıştıracağız arkadaşlar. Artık geometride yeni nesil sorular eskiden böyle yarıya yakın yeni nesil soru diye çıkıyor diye söylüyorduk. Ama artık yarıdan fazlası yeni nesil soru çıkıyor arkadaşlar. Tabi konu anlatımında da eski nesil soru kalıplarıyla da Anlatmak zorundayız aynı zamanda. Her konunun böyle sonuna doğru ya da aralarda böyle yeni nesil sorularla da sizi tanıştıracağım. Tamam mı gençler? Evet örnek 20'nin cevabını böylelikle 75 bulduk. Şuradaki açıyı soruyordu bize. Ve geldik doğru da açıların son sorusuna. Yani örnek 21'deyiz. Bakalım ne diyor? Hüseyin bizim baba. Evet. Hüseyin baba yolda bulduğu bir tel parçasını masanın üzerine koyup aşağıdaki kurala uygun bir şekil oluşturmak istiyor. Bakalım kural ne diyor? A köşesi sabit ve telin masanın üzerinde kalması şartıyla. Telin masanın üzerinde kalması ne demek biliyor musunuz? Düzlemsel. Yani tel bir böyleyken bir böyle çapraz, bir böyle çapraz gitmeyecek. Onu demek istiyor yani. Bak burada o cümlelere de dikkat edin arkadaşlar. Evet, A köşesi sabit, A köşesi sabit. Sonra ne yapıyor? Ve telin masanın üstünde kalması şartıyla. Şekil 1'deki gibi büküp alfa dar açısını oluşturuyormuş. Evet. Şöyle büktüm alfa dar açısını oluşturdum. Sonra ne diyor? Sonraki büküm işleminde de bir önceki açının 2 katı kadar zıt yönlü açı oluştur. Hocam ben böyle bir alfa oluşturduysam zıt yönlü. Şöyle kıvıracağım. 2 katı kadar böyle 2 alfa oluşturacağım. Peki bunu da oluşturdum. Hüseyin. 5 bükümde kural dışı hareket ediyor. Hmm, kural buymuş arkadaşlar. Ne yapıyor? alfa oluşturdu. Sonra e, zıt yönlü 2 alfa oluşturdu. Sonra bir daha böyle bükecek. Zıt yönde 2 katı kadar daha oluşturacak. Yani sen bundan sonrasında ne yapacaksın? Bir daha büktüğünde şöyle mi olacak arkadaşlar? Burada kaçı? 4 alfa mı olacak? Bunun üstünde mi göstersem aşağıda mı? Şunun üstünde göstereyim. Bir daha büktüğümde 4 alfalık oluşacak arkadaşlar şöyle. Tabii o gibi ortadan olur da. Neyse şuradan göstereyim. Şurası 4 alfa. Bakın dikkat edin. Şurası birinci büküm. Burası ikinci büküm. Burası üçüncü büküm. Dördüncü bükümde şöyle bir şey olacak. Ve dördüncü bükümde de burası 4 alfa ise burası 8 alfa olacak. Sonra beşinci bükümde ne yapıyormuş? Kural dışı hareket ederek en alttaki doğruya paralel olacak şekilde teli büktüğünde. En alttaki doğru şu. Buna paralel olacak şekilde teli büküyor. Arkadaşlar şöyle teli büktü. Ben bu tarafa büktüm. Belki bu tarafa bükecek. Hiç fark etmez arkadaşlar şöyle büktüğümüzü söyleyelim isterseniz. Ama zıt yönlü büküyordu ya şöyle göstermek daha mantıklı. Ya da böyle olsa da sorunun cevabı değişmez büyük ihtimalle. Neyse kural dışı hareket ederek en alttaki doğruya paralel olacak şekilde teli büktüğünde telin dik kestiğini fark ediyor. Arkadaşlar böyle büktüğüm zaman tel dik kesiyormuş. E sen böyle bükseydin de cevap aynı değişmeyecekti işte dik olduğundan dolayı. Neyse biz böyle büktük Buradaki açı da 90 dereceymiş. Buna göre Hüseyin'in ilk belirlediği açı kaç derecedir? Hüseyin babanın ilk belirlediği açı kaç derecedir? Evet gençler artık soruyu biz yaptık. Bak soruyu bize bu şekilde vermemiş. Eski nesil böyle olan bir soruyu böyle bir hikayeyle alın size yeni nesil yaptım. İşte yeni nesil sorular böyle. O yüzden sakın ama sakın korkmayın. Eski nesil soruların hikayeleştirilmiş halidir. Genelde öğrenciler ne yapıyor? Böyle soruları görünce korkuyor. Korkmayın kardeşim. Eski nesil sorular genelde böyle, e, yeni nesil sorular ÖSYM'nin tarzı şudur. Eski neslin kolay sorularını evirip çevirip karşınıza getirir ve bu sorular genelde de kolay oluyor. İşte bakın şekli oluşturduktan sonra bu soru da artık kolay bir soru. Niye hocam? Şunlar birbirine paralel mi? Paralel. A bir sürü büküm noktası var. Yani zikzak var. Hocam sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşit miydi? Evet. Bazı arkadaşlar şurayı 90 deyip de hocam burası sola bakıyor. Sol, sol, sağ, sol, sağ şeklinde giderseniz olmaz tabii ki. Neye dikkat ediyorduk? Bir yerden başladıysa mesela alttan başladın ya sağ, sol, sağ, sol. Sola bakın, sağa bakan açısı lazım diyecektiniz. Sistematik sıraya dikkat edeceksiniz. Yani burada 8 alfa ile 2 alfanın toplamı 8 alfa artı 2 alfa neye eşit olmalı? 90 ile 4 alfa ile alfanın toplamına. 90 artı alfa 4 alfa artı alfaya eşit olmak zorunda. 10 alfa burası 5 alfa burası attık öbür tarafa 5 alfa oldu. 5 alfa eşittir 90 sa arkadaşlar öğrendiniz. 90'ı 5'e böl bakayım hızlı bir şekilde. Aferin ne yaptın 0 attın 2 ile çarptın. Alfa da buradan kaç yapar? 0 at 2 çarp deyince 9 2 ile çarptığı zaman 18 çıkar. Cevap kardeşim. Evet böylelikle bizden Hüseyin'in belirlediği açı. Alfa isteniliyormuş. Sıkıntı yok. Cevabımız böylelikle 18 oldu. Anladınız mı arkadaşlar? Yeni nesil sorulara geçişte bu şekilde anladığınız zaman olay bitiyor. Yeni nesilde çok iyi bir şekilde kavratacağız inşallah. Evet sıkıcı kısımlar geçti gibi arkadaşlar. Bundan sonra biraz daha eğlenceli kısımlara geleceğiz. Doğru da açıları bitirdik. Doğru da açılardan en az 2 kitap ödeviniz. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. En az iki kitabı şöyle bir çözün bakalım arkadaşlar. Parçalayın. Doğru da açıyla ilgili ne varsa hepsini çözün. Zaten ben bu ödev kısmını her pazar sizinle konuşacağımı da söylemiştim. Burada sizi çok fazla oyalamayayım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta yani üçgende açı konusunda hatta ek çizimleri de o hafta işleyeceğiz ek çizimler konusunda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.